Mustafa Aydın ilk düdüğü çalıyor. 90 dakika başlıyor PTT 1. Lig'de. 5. haftası geride kalan PTT 1. Lig'de oynanan 45 karşılaşmada toplam 117 kez top ağlarla buluşurken maç başına 2.6 gol ortalaması tutturuldu. Geçen sezonun 5. haftası geride kaldığında atılan gol sayısı 112 idi. Mehmet muhteşem vurdu. Nefis bir gol atıyor Mehmet Çakır. Futbol severler özellikle yeni sezonun 3. haftasında gole doydu. Takımlar oynanan 9 maçta toplam 29 kez ağları havalandırdı. Oğuzhan kaleye baktı, vuruşu da gol! Liderliği 5. haftada Osmanlı Spor'dan devralan Antalya Spor, ligin en golcü takımı konumunda. 5 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran Akdeniz ekibinde Diarra, Emrah Baştan ve Gökhan Karadeniz'in performansı gol yollarında sıkıntı şimdi yaşanmamasını Diarra, sağlıyor. Gökhan, tekrar Diarra, bir kez daha Gökhan. Kaleciyle karşı karşıya Gökhan vuruyor ve gol! Ligin en çok gol yiyen ekibi ise Manisa Spor oldu. Ege ekibi kalesinde 5 maçta toplam 14 gol gördü. Maç başına 2.8 gol yiyen Manisa Spor 4 puanla ligde son sırada bulunuyor. Adana Spor ikinci yarıya golle başladı. Thiago atıyor ve durum 2-2 oluyor. 47. dakika. Atılan 117 golün 46'sı yabancılardan, 67'si Türk futbolculardan geldi. 4 futbolcuysa kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. Gol krallığında 5 isim ilk sırada yer alıyor. Buca Spor'dan İskender Alın, Albimo Alanya Spor'dan Ayite, Antalya Spor'dan Lamine Diarra, Manisa Spor'dan Dimitrov ve Adana Spor'dan Thiago kaydettikleri dörder golle zirveyi paylaşıyor. Dimitrov offside yok. Dimitrov düzeltti. Dimitrov vurdu, golü attı. 64. dakika. Oynanan 45 maçın 20'sinde kazanan çıkmazken 14 karşılaşmayı ev sahibi ekipler, 11'ini de deplasman takımları kazandı. Beraberlik sezonunun yaşandığı ligin 5. haftasında ilginç bir rekora imza atıldı. Tam 7 karşılaşma berabere tamamlanırken yalnızca Bucaspor ve Kayserispor haftayı galibiyetle kapattı. 45 maçta en çok alınan skorsa 1-1 oldu. 12 maç bu skorla tamamlanırken 5 karşılaşma golsüz sonuçlandı. Çıktı, karar out. 18 takımdan yalnızca 3'ünü mağlup unvanlarını koruyor. Ligin ilk sırasını paylaşan Antalya Spor ve Osmanlı Spor'la 7. sıradaki Denizli Spor'un bileği henüz bitilemedi. Arif'in vuruşu mükemmel bir gol. Teknik adam kıyımının bu sezonda süreceği sinyalleri gelmeye başladı. 5 haftası geride kalan PTT 1. Lig'de 2 takım teknik direktörüyle yollarını ayırdı bile. İlk teknik direktör değişikliği Ordu Spor'dan geldi. Ordu Spor yönetimi 4. haftada Fikret Yılmaz'ın yerine Erkan Sözeri'yi getirdi. Teknik direktörüyle yollarını ayıran diğer takımsa geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor oldu. Kadrosunu Anıl Taşdemir ve Turgut Doğan Şahin'le güçlendiren Sarı Kırmızılı ekip 4. haftanın sonunda teknik direktör Mutlu Topçu'nun görevine son verdi. 5 hafta sonunda en büyük hayal kırıklığı şüphesiz Gaziantep Büyükşehir Belediyespor oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve kadrosuna önemli isimleri dahil eden Antep ekibi oynadığı 5 maçta 4 beraberlik alırken henüz galibiyetle tanışamadı.